Ne haber diyordum Hazalcığım. İyi misin? Hocam iyi, karantina süreci. Karantina demeyelim de bol kısıtlamalı süreç işte. Valla karantina süreci Tarantino sürecine doğru gidiyor yani. Millet gerildi böyle bayağı bir, haklı olarak. Hafiften hafiften geriliyor hocam herkes. Tabii. Sinirler, dav tavırlar. Hocam bilgisayarımda hala ufak bir hata var. Bütün herkese de söylemiş olayım. Arada takılabiliyorum ve bu hatadan dolayı soru listem gitti. Gitti. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde yorumlara sorular atar mısınız? Vay bak, enteresan. Arkadaşlar canlı yorum yapıyoruz bu akşam. Hocam sorumuz şöyle. Şiddetin patolojisi ve şiddetin evrimsel açıklamaları ve şiddeti neden hala çok sık kullandığımız ve özellikle de bu COVID döneminde neden bunun arttığına dair sorular var. Bunu bir kısaca değinirsek veya uzun uzun değinirsek sevinirim. Kısa değineyim çünkü daha önce şiddetle ilgili hem bir Can Canan bölümü çekmiştik hem de yani önce Can sonra Canan bilmeyenler için bizim YouTube'da bir 88. bölümün en son yayınladığımız uzun soluklu programlarımızdan biri. Bir de soruyorum da daha önce en az iki kere bunu yanıtladım. Bunu şu özelde ele alalım tekrar derim, hani bir farkındalık oluşsun. Covid-19 günleri bu kadar uzadı, 8 ayı geçtik arkadaşlar. Dünya olarak yaygın bir artan şiddet problemi de baş gösteriyor. Şimdi daha evvelki videolarda şiddetle ilgili söylediğim bir şeyi burada tekrar edeyim. Şiddet çoğu zaman yani çok büyük bir yüzde itibariyle çaresizlikle alakalıdır. Yani çaresizlik şiddeti doğuran bir şeydir. Davranış repertuarında başka bir alternatif olmaması bağlamındaki çaresizlikten bahsediyorum. Yani böyle acınası bir çaresizlik değil bu. İnsani ilişkiler konusunda, belli ilişkisel sorunları çözme konusunda yeterliliği olmayan, donanımı olmayan insanın sık başvurduğu bir şeydir. Ve hayattaki doyumla, kişisel kendini gerçekleştirme süreciyle, farkındalık ve bilinç düzeyiyle çok yakından alakalıdır. Bu düzeyler azaldıkça şiddet dozu artar. Daha evvel yine Hazal'la konuşurken Hazal'ın gülümsemesinden hatırlıyorum. Yan yanayken insanlar dip dibeyken fısıltıyla konuşur. Uzaklaştıkça sesleri artmaya başlar birbirlerine duyurmak için. Aynı şekilde yan yana olup da birbirine bağıran insanların kalpleri uzaklaşmış demektir. Yani ilişkiler kopmaya başladıkça sesler yükselir. Dolayısıyla bu hepimizin hayatında bildiği şeyler. Şu anda pandemi döneminde her şey ters gidiyor. Ve insanların ellerinden işleri gittiğinde, bugün birisi bana Twitter'dan bağırmış, sanat ölüyor diye yazmıştım. Açız açız sen neden bahsediyorsun diye. Aslında ben de aynı şeyden bahsediyordum da ona bile kızma ihtiyacı hissetmiş bir arkadaş. Çünkü sanatta yani sanatçı ölüyor şu anda. E bakmayın arkadaşlar, kafeler, restoranlar tamam kapalı, hepimizin durumu kötü ama sanatçıların yapacağı iş kalmadı. Yani onlar başka bir şey yapamazlar. Yani şu anda müzik yok, herhangi bir işte hadise yok, konser yok. Stüdyolar kapalı, albüm bile kaydedemiyorsun doğru dürüst şu anda. Dolayısıyla yani sanat ölüyor derken biraz onu kastetmiştim. Hepimizin birlikte yaşadığı bir problem halindeyiz. Ama bu problem durumu bazıları için sadece kendisini etkileyen ve hayatlarını zindan eden, bak ama klavyeye basarsam biz nasıl konuşabiliriz? Sadece kendilerine olan ve dünyanın geri kalanının tuzu kuru bir şekilde yaşamasına müsaade eden bir durummuş gibi algılayabiliyor insanlar. Mesela bana şöyle şeyler diyenler var. Tabii sen tuzun kuru, sanat ölüyor dersin, seni beslemeye devam. Sanki ben sanatçıyım, tamam mı? Beni beslemeye devam etmeleri için bunu yaptığımı zannediyor. Çünkü ben burada böyle biraz yüksek tonda, biraz cesaret ve gaz verici konuştuğum için benim her şeyimin yolunda gittiğine emin. Şimdi bu bakış tarzı daralmış tünel görüşü dediğimiz bir bakış tarzıdır. Sadece dünyayı kendi sorunun cinsinden görmekle alakalı. Ve böyle bir durum olduğunda da maalesef etrafına yıkıcı tepkiler vermek ve şiddet uygulamak hiç de garipsenecek bir durum değil. Dolayısıyla bizim mesela şiddet meselesiyle ilgili şiddet gösteren insana bunu anlatmamızın bir faydası yok. Ben öncelikle normal insanlara konuştuğumu, bunu anlayacak düzeyde zihinsel sağlığı yerinde insanlarla muhabbet ettiğimizi tekrar hatırlatayım. Ama diğer insanların şiddet eğiliminin artması bu zamanın insanı baz aldığında doğal sonuçlarından bir tanesi. Bu doğal sonucu da minimize etmek için farklı seviyelerde farklı işler lazım. Bir, insanlara daha anlayışlı olmamız lazım. Eğer bizim zihinsel sağlığımız yerindeyse. Yıktı ortalığı. Ortada bazı atıklar bırakıyorum. Kağıt parçaları falan. İşte al sana şiddet. Yok bu şiddet değil. Bunun maymunu oynamak istiyor. Yazık. Keşke bu kadar zararsız olsa bizim seslerimiz. Diğer insanlara Keşke. anlayışlı olmamız lazım. Biz darlandıysak başkaları da darlandı. Bunu unutmayalım. Bu dönemde şiddeti azaltmanın en kestirme yolu
Bakınız, toplumsal şiddeti azaltmayı herkes Cumhurbaşkanından bilmem ne bakanından bekliyor ama bugün şiddeti azaltmanın en iyi yolu komşunuzun kapısını tıklatıp bir ihtiyacın var mı diye sormaktır. Yanınızdaki insanın ihtiyacını gözetmektir. Eşinizi, dostunuzu, belki bir süredir görüşmediğiniz insanları varsa telefonla yoksa başka yöntemlerle soruşturmaktır. Ne yapıyor bu insanlar? Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Mesela benim şu anda bu soru yorumla, Instagram yayınlarıyla, YouTube'daki diğer programlarla yapmaya çalıştığım şey aslında bir nebze bu. İnsanlara ulaşıp bir şeyler vermeye çalışıyorum. İhtiyacı olana, yani buraya gelene vermeye çalışıyorum. Benim verebildiğim şeylerden bir tanesi bu olduğu için yapıyorum. Herkes bunu yapsın demiyorum ama hepimizin diğer insanlara ulaşıp onlara kendilerini üçüncü fabrika ayarı uyarınca güvende hissettirebilecekleri bir yol var. Lütfen bunu atlamayalım. Dünyayı değiştirmek istiyorsanız elinizden gelen işle başlayın. Öyle büyük büyük devletler kurmalar, partiler kurmalarla bu iş olmuyor. Devrimle devrilmeyen hiçbir devrim yoktur o yüzden. Lütfen devrim yapmadan önce hayatımızı evirelim. Evrime tabi olalım, ayarlarımızı anlayalım ve yanımızdaki insanların insan olduğunu unutmayalım. En önemlisi biz de insanız. Bir şey hissettiğimizde onda tek başımıza olmadığımızı fark edelim. Toplumsal şiddetin kesin çözümü insani ilişkilerden geçer. İnsani bağlantıları yüksek topluluklarda buna zaten izin verilmez. Sıkıyorsa küçük bir köy yerinde ya da herkesin birbirini tanıdığı bir kasabada bir şiddet yapın bakayım. Ne yapıyor mahallenin abileri sizi? Dümdüz ederler vallahi. Oradaki sosyal güvence hali maalesef bu kadar kalabalık yaşadığımız şehir hayatına rağmen çözülmüş vaziyette. O yüzden hani tekrar mahalle kültürünü diriltelim gibi bir romantiklik yapmayacağım ama en azından tanıdığımız 5 kişi de varsa şu hayatta o 5 kişiye bir C yapalım. Hallerini, hatırlarını soralım. Sonra bakalım şikayet edeceğimiz bir şey kalıyor mu? Şiddet namına toplumsal asayişi bozan herhangi bir durum adına. Bizim elimizde demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum Azal. Yorum. Bu arada arkadaşlar yorumları yağdırmışsınız. Ben de size sevgili Fatma okutucunun, pardon yapamadım. Ay bir dakika ya, nereye gittim Fatma? Fatma okutucunun Çok hızlı yorumunu yorum geliyor. evet ekrana taşıyarak size aynen iade demek istiyorum. Alkışlar, kalpler, kalpler, kalpler. Ben de size aynısını gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hazalcığım sana da teşekkür ediyorum bize katıldığın için. Yine önümüzdeki hafta saat 20.30'da soru yorum oturumumuzda yine birlikte olmak üzere. Şen ve esen kalın. Bu arada ha şeyi unutmayayım. Canlı yayına özel söyleyeyim. 31 Aralık gecesi yılbaşı özel programımız var. Daha ne Hocam yapacağız tam duram. belli değil ama enteresan fikirlerimiz var. 6 saatlik lansman gibi rekor kırmasak da yılbaşı gecesi madem evdesiniz açık beyinde gelin akıllı, fikirli, coşkulu, taşkılı bir yılbaşı akşamı geçirelim beraber. Hayatınızda daha önce böyle yılbaşı akşamı geçirmemiş olabilirsiniz. Ben de geçirmedim. Deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.